uzun suyu. Namı diğer Isabella. Katıldıktan sonra şöyle karıştırılır. Ve soya fasulyesi, lacivert pakla olan taze mısır ilavesiyle pişirilir. Sonuçta meyve ağırlıklı bir aşure diyebiliriz. Şeker yerine üzüm suyunun şekeri, glikoz mu diyorlar bilmiyorum. O olay var. Yani bunun lazım termoni. Fındıklı'da termoni. Ardeşen'de ekşaşi. İki isim. Bu hem Çinlidir. Bana sor da bana. Tamam.
ucundan ucundan. Düşüyor ya, şuna bir şey lazım, çıta. Koşarken indireceksin. Nasıl indireceğim? Hadi. Yavaş yavaş. Koş 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 koş. Sal 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 sal. Sen de koşabilirsin bence İbrahim. Bunun için bir şey söyleme gereğini hissetmiyorum. Ama çevreyle ilgili fındıklının özellikle çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Fındıklı'da evsel ve foseptik atıklarımızın derin deşarj yoluyla giderilmesi için müteahhit eliyle bir proses inşa edilmiş. Ancak bu başlangıçta faal halde olup olmadığını da tam bilmiyorum ama şu anda aktif halde değil, işletilememektedir. Bu nedenle de Fındıklı'nın bütün evsel ve foseptik atıkları Megiskirt mahallesinde deniz kıyısına deşarj edilmektedir. Bu da bugünlerdeki en çok denize girme ihtiyacını hissettiğimiz bugünlerde Megiskir gibi çok önemli bir sahilde denize girilememekte ve diğer alanlarda da girilse bile sağlığımızı tehdit eden olaylarla karşı karşıya kalmaktayız. Söyleyeceklerim ise bir insan olarak bugün insanlığın geldiği noktada insanlığın en önemli talebi olan barış konusunda başarılı olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Ve bunu belki aynı duyguları hepimiz yaşadığımızı düşünüyorum. Şimdi tabii bu konuyla ilgili birçok şey söylenebilir. Ancak ben bugün sabah kalktığımda düşündüm ve bir savaşın bir insan için ne anlama geldiğini anlatamayacağımı düşündüğümde kafam karıştı. Beni yakından bilen arkadaşlar bilir ki ben felsefeyle ilgileniyorum. O arkadaşların çoğu bana derler ki ya bu konularla fazla ilgilenme, kafan karışır, kafayı yersin gibi. Ama ben bugün sabah savaşı düşündüğümde kafayı yemek üzere olduğumu daha yakından hissettim. Ama bu konuda en çok acıyı hissedecek olanlar annelerdir. Çünkü çocuklarının ölümünde daha çok, yani duygusal bağları daha fazla olan anneler ne kadar büyük azap içinde, üzüntü içinde olacaklarını nasıl anlatabiliriz bilemiyorum. Onun için bu savaşlara son vermenin önünde en büyük engelin annelerin birlikteliğiyle sağlanabileceğini düşünüyorum. Ve bu fikrimi tüm annelerle, tüm kadınlarımızla da paylaşmak istiyorum. Tabii ki yani bu bir görev, bunu sadece kadınlarımıza ihale edelim, böyle bir anlayışımız yok. Ancak bu acıyı daha çok hissedecek olan onlar olduğu için bizler de tabii hep beraber bu savaşların önüne geçmek için savaşlara hayır diyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun hayır diyoruz. Hiç kimsenin ölmesine vicdanımızın müsaade etmeyeceğini söylüyoruz. Ve ben bu vesileyle tekrar beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İhsan Çavuşoğlu'na konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Mehmet Bekaroğlu'nu davet ediyorum. Evet.
Merhaba, hoş geldiniz. Fındıklı platformunun, birçok platformunun dördüncü kere düzenlediği şenliklerde bir aradayız. Ben şenliklerle ilgili, platformla ilgili fazla bir şey söylemeyeceğim. Bildiğiniz gibi bu şenlikleri Dünya Barış Günü'ne denk getiriyoruz. 1 Eylül, Dünya Barış Günü. Bugün 31 Ağustos, şenliğimiz bugün başlıyor, yarın da devam edecek. Dolayısıyla ben daha çok barış için konuşacağım, barış günüyle ilgili konuşacağım. Değerli dostlar, dünya, biraz evvel Çavuşoğlu da ifade etti, sabah kalktım, savaş ne anlama gelir diye düşündüm dedi. Niye öyle? Çünkü kapımızda yeni bir savaş, hemen yarın, öbür gün başlayamasını bütün dünyanın beklediği ve hiç kimsenin engellemek için hiçbir şey yapamadığı, hatta yapmayı, engellemeyi aklından geçirmediği bir savaşı hep beraber bekliyoruz. Tabii dünya ile ilgili, bölgemizi kuşatan bu savaşlarla ilgili, katliamlarla ilgili, acılarla, ölümlerle ilgili bir şeyler söylemeye önce kendimizden başlamamız gerekiyor. Fındıklı'da 4 sene evvel bir grup arkadaş parkta oturuyorduk ve Fındıklı'nın sorunlarını konuşuyorduk. İşte çevreyle ilgili, derelerle ilgili, kültürüyle ilgili, diliyle ilgili, Lazca ile ilgili sıkıntılar, sorunları konuşuyorduk. Evet, bu sıkıntılarla, bu sorunlarla ilgilenen kurumlar var, platformlar var, siyasi partiler filan var. Ama bunlar yeterli değil. Daha başka bir şey yapmamız gerekiyor. Bunların, yani bu grupların, partilerin varlığı elbette önemli. Demokrasilerde partiler olmazsa olmaz. Ama bunlar nihayetiyle siyasi partiler ve herkesin kendi görüşü var, kendi amacı var, programı var, uyguluyor. Bunları aşacak, kuşatacak, bunları da içine alacak. Herkesi ilgilendiren sorunlarla birlikte nasıl el atabiliriz? Bu çerçevede daha güzel bir Fındıklı, daha güzel bir gelecek, çocuklarımıza kültürümüzü, dilimizi nasıl kazandırabiliriz? Daha güzel bir Fındıklı nasıl mümkün? Bununla ilgilenecek, bununla ilgili etkinlikler, çalışmalar yapacak platform bu şekilde düşünüldü. Şimdi ben üzülerek ifade ediyorum. 4 sene sonra bu amacımıza maalesef ulaşamadığımızı görüyor ve çok derinden üzülüyorum. Yine herkes kendi yolunda gitmeye başladı. Biz platform olarak herkesin kendi yoluna gitmesine gitmeyin demedik zaten. Buna engel bir şey yok. Ama ortak değerlerimiz var. Herkes için önemli olan ortaklıklar var. Nedir o? İşte güvenlik herkes için önemlidir. Yani bugün Suriye'de bir iç savaş var. Bugünden yarına bombalanacak daha büyük bir savaş. Herkes bunu bekliyor. Burada Suriye'de yaşayan A partisinden, B partisinden, şu mezhepten, şu ırktan, şu kavimden olan insanlar bağımsız olmayacak. Yukarıdan 20 bin metre uzak, metreden atılacak ya da işte kilometrelerce uzakta atılacak akıllı füzeler kimlik ayırmıyor. Bu Alevidir, ben buna ilişmeyeyim. Bu Sünnidir, ben buna ilişmeyeyim demiyor füzeler arkadaşlar. Kimyasal silahlar da kimliğe bakmıyor. Bu savaşçıdır, bu savaşçıyı öldüreyim. Bu çocuktur, bu çocuğu öldürmeyeyim demiyor. Dolayısıyla herkesin ortak değerleri var. Ortak ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları birlikte çözmemiz gerekiyor. Farklı partilerin olabilmesi için örneğin demokrasinin gelişmesi lazım. Demokrasinin gelişmesi için hepimiz, her parti, her grubun gayret göstermesi lazım. İyi güzel bir Fındıklı'da yaşamamız için herkes iyi bir güzel Fındıklı için çalışması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde mevcut olan bu sorunları aşamadık. Ama umutsuz da değiliz. Bunları aşamayacağımız anlamına gelmiyor. Yaşayarak öğreniyoruz bu değerlerin ne kadar önemli olduğunu, yaşayarak öğreniyoruz. Ben umuyorum ve bekliyorum ki gelecek senelerde biz daha birlikte, daha çok insanın katılımıyla, daha çok grupların katılımıyla bunları yapacağım. Bunları yapacağız, gerçekleştireceğiz. Buna inanıyorum. Değerli arkadaşlar, gerçekten
bundan 10 sene evvel 2003'te yaşadıklarımıza benzer şeyleri yaşıyoruz. Hatırlayın 2003'ü, Irak'ta bir diktatör vardı. Irak halkını öldürüyordu. Kimyasal silahlar kullanıyordu. Sağa sola saldırıyordu. Bölgenin barışını tehdit ediyordu. Ve uluslararası camia denen bir grup, işte büyük ülkeler ki o diktatöre o kimyasal silahları veren, o diktatörü komşulara saldırtan, hatırlayın 8 sene devam eden ve 2 milyon insanın öldüğü Irak-İran savaşını hatırlayın. Bütün bu savaşların kötülüklerin arkasında olan güçler bu sefer dediler ki bu diktatör artık zarar veriyor, bu ortadan kaldırılacak. Ve bir koalisyon kuruldu. Irak baştan sona bombalandı. 10 seneden fazla zaman geçti. Irak'ta bağımsız gözlemcilerin bildirdiklerine göre 1 milyon civarında insan öldü. Irak yerle bir edildi. Yıkıldı bütün kültürel değerleri. Tek tek yetişmiş insanları evlerinin önünde, üniversitelerin kürsüsünde bulup öldürdüler. Bütün değerleriyle, insanıyla, kültürüyle, geçmişiyle, altyapısıyla koca bir ülke yerle bir edildi, yok edildi. İşte aynı şeyleri konuşuyorduk. Bir diktatörden kurtaracaklardı halkı, Irak halkını. Demokrasi getireceklerdi, insan hakları ve özgürlükleri, barışı getireceklerdi. 10 sene önce bunları konuşuyorduk değerli arkadaşlarım. 10 senede bütün bunlar olmadı Irak'ta. Şimdi Irak'ta ne demokrasi var, ne barış var, ne hiçbir şey var, ne hak var, ne özgürlükler var. Hala Irak'ta patlayan bombalarla günde 50 tane, 100 tane, 106 tane, 200 tane insan havaya uçurulmaya devam ediyor. Şimdi biz başa döndük, aynı şeyi Suriye için konuşuyoruz. Suriye'de bir diktatör var, halkını öldürüyor, kimyasal silahlar kullanıyor. Dolayısıyla uluslararası camia onları cezalandıracak. Peki bu uluslararası camia kim? Amerika, Fransa, İngiltere. Irak'ta kimyasal silah falan yapılmıyor. Kim veriyor bunlara kimyasal silahları? Sonra Irak halkının özgürlük ve adalet arayışını kim terörize etti? Kim silahsız halk ayaklanmasını zehirledi, bozdu? Suriye devrimini kimler boğdu değerli arkadaşlar? Suriye devrimini boğanlar, Suriye'deki silahsız halk ayaklanmasını silahlandıranlar, dışarıdan ne olduğu belirsiz eşkıyaları oraya savaşçı olarak gönderenler şimdi Suriye'ye demokrasi ve özgürlük getirmek için insanları öldürmeye hazırlanıyorlar. Bugün bu konuşmayı burada yaptığımız andan itibaren belki de Bay Obama kararını vermiştir. Akşam düğmeye basacaktır değerli arkadaşlar. Nasıl yapacak? Ölen çocukları kurtarmak için yeni çocukları öldürecekler değerli arkadaşlar. Bunlar ölüm makinası. Biz 10 sene sonra belki başka bir ülke için, bu ülke belki de bizim ülkemiz olacak. Yine bir diktatör var, yine insanların haklarını, hukukunu gasp ediyor, kimyasal silahlar kullanıyor. Hadi bunu buradan gönderelim diye başka bir askeri harekata hazırlanıp vaziyette göreceğiz. Değerli arkadaşlar, şu işe bakın, Türkiye'nin yaptıklarına bakın. Mısır'da biliyorsunuz halkın seçtiği bir iktidar askeri darbe tarafından indirildi. Bu darbeyi destekleyen ülkeler, Suudi Arabistan, Katar, Amerika'sıyla, İngiltere'siyle, Fransa'sıyla. Tamamı bizim hükümet tarafından eleştirildi. Başbakanımız tarafından eleştirildi. Sizin demokrasiniz bassın dedi. Demokrasiniz bu mu dedi. Şimdi o ülkelerle aynı başbakan, bizim başbakanımız Suriye'ye hem de bir askeri müdahale değil, bu sefer silahlı müdahaleyle bombalarla demokrasi getireceklerdi arkadaşlar. Anlaşılır şeyler mi bunlar? Olup bitenleri hepimiz görüyoruz ama çaresiz gibi görünüyoruz. Halklar ne yapsın, insanlar ne yapsın? Hayır, halkların, insanların yapacağı çok şeyler var değerli arkadaşlar. Bu insanlar çok basit. Yani öteden beri insanoğlu bir araya toplandığı günden bu yana egemenler, çıkarları olanlar, onları yönlendirmek isteyenler hep insanları bölüyor, parçalıyor. Kimlikler üzerinde bölüyorlar. Farklılaştırıyorlar ve birbirlerine düşman ediyorlar. Şuna bakın, Irak'ta yaşananlara bakın, Suriye'de yaşananlara bakın. Kimlikler üzerinden insanlar ayrılmış. Siz Müslümansınız, siz değilsiniz, siz daha az Müslümansınız, siz Şiisiniz, siz Sünnisiniz, siz Nusayrısınız şeklinde insanlar ayrılıyor.
Siz A partisinden B partisinden, A dünya görüşünden B dünya görüşündensiniz diye ayrılıyor değerli arkadaşlar. Ve kavgalar bunun üzerinden yürüyor. Oysa ki biz biliyoruz ki Suriye'deki kavga aslında Suriye halkının kavgası değil. Suriye halkının özgürlük ve adalet arayışı yani gerçek kavgası Suriye'de silahların patladığı gün zaten yenildi. Şimdi oradaki kavga çıkar kavgası değerli arkadaşlar. İzleyenler bilir. Suriye'de şu anda dünyada mevcut olan doğal gaz yatakları kadar ona denk düşen doğal gaz yatakları var. Bunun kavgası yapılıyor. 10 sene sonra, 20 sene sonra. Vekaleten savaşlara Suriye'deki çocuklar kurban oluyor. Değerli arkadaşlarım, bunlar bizim ülkemizde olmaz demeyelim. Bunlar bizim ülkemizde oldu. Yaşandı. Kimlik üzerinde biliyorsunuz 30 sene devam eden bir kirli savaş yaşandı. 40 bin insanımızı kaybettik. Daha başka olaylar da oldu bu ülkede. Yine mezhep üzerinde insanlar kışkırtıldı. Hatırlayın Maraş'ta, Sivas'ta, Çorum'da insanlar öldü. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde, ben 60 yaşına geliyorum. Evet farklılıklar vardı, gruplaşmalar vardı. Ama bu kadar kutuplaştığını hatırlamıyorum. Siyasetin bu kadar kimlikler üzerine kurulduğunu, kutuplaştırıldığını hatırlamıyorum değerli arkadaşlarım. Ben hatırlamıyorum, 60 yaşına geldim, 40 senedir bu siyaseti izliyorum. Hatırlamıyorum ki bir ülkenin başbakanı kalkıp insanları kimlikler üzerinde ayırdığını hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum değerli arkadaşlarım, bu kadar kötü başbakanlar geldi, eleştirdiğimiz başbakanlar geldi. Hiçbirisi halkın %50'sini diğer %50'siyle tehdit etmedi arkadaşlar. Hiçbir başbakan bugüne kadar demedi ki ben %50'yi ellerinde zor tutuyorum. Hiçbir başbakan bu ülkede halkını iç savaşta tehdit etmedi değerli arkadaşlar. Bunları yaşıyoruz. Bunları engelleyecek olan biziz. Halktır. A partisi, B partisi, C partisi önemli değil. Bugün bu toplantıyı Hasan yapıyor, A partisinden, B partisinden arkadaşlar yapıyor diye buraya gelmeyenler, yarın Allah korusun elbette bunu engelleyeceğiz. Allah korusun bir problem olduğu zaman hiç kimse bundan mahvolmayacak. Olmuyor değerli arkadaşlar. Azdan az, çoktan çok gidiyor. Bakın 7-8 aydan beri Türkiye iç çatışma konusunda önemli bir noktaya gelmiştir. Bakın biraz evvel yerden yere vurduğum başbakanı burada tebrik ediyor. Cesaret etmiş, amacı şuymuş ya da buymuş. Bu barış süreci dediğimiz süreci başlatmış, güzel bir şey. Ve hepimiz destekledik dikkat ederseniz. Hiçbir zaman demedik ki bunu Tayyip Erdoğan yapıyor, AK Parti yapıyor. Biz AK Partili değiliz, B Partili, C Partili, E Partiliyiz. Dolayısıyla bunu sabote edelim demedik. Hepimiz doğrudur bu. Yarın masada konuşulur. İlkeler, kurallar, neler olacağı bütün bunlar konuşulur. Ama bu niyet doğrudur. Bu masanın kurulması doğrudur. Bu barış masasını hepimiz destekliyoruz diyoruz. Bir sürü problem olmasına rağmen hala üzerine titriyoruz. Süreçle ilgili bütün olumsuzlukları geri çekiyoruz. Küçük bir olumlu olayı da manşetlere çekiyoruz. Niye barış istiyoruz? Bak bu konuda hiç de eleştirmiyoruz, destekliyoruz. Dolayısıyla ben ve buradaki arkadaşlarım, bu platformu düzenleyenler, çok farklı siyasi görüşlerden, partilerden insanlarız ama ilkesel davranıyoruz. Kimlik üzerinden davranmıyor, kutuplaşmalar üzerinden gitmiyoruz değerli arkadaşlarım. Barışı tesis edecek olan da budur. Arkadaşlar, üç tane şey bütün insanlar için gereklidir. Güvenlik bunlardan bir tanesi. Güvenliğin olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz. Güvenlik olmasaydı bu fındıklı da bu şenliği yapamazdık. Akşam düğünler var yeğenlerimizin, bunları da yapamazdık. Hiçbir şey yapamayız. Cenazelerimizi bile defnedemeyiz güvenlik olmadığı yerde. Güvenlik herkes için gereklidir. Ekmek de herkes için gereklidir. Herkes onuru kırılmadan ekmeğini, çoluk çocuğun geçimini sağlayabilecek imkanlara kavuşması gerekiyor. Ve özgürlük arkadaşlar. Özgürlük de herkes için gereklidir. Kim olursa olsun bu ülke, bu dünya, bütün düşüncelere, bütün fikirlere, bütün dinlere yeter değerli arkadaşlar. Şuraya cami diktiğimiz gibi varsa şuraya kilise yapabiliriz, şuraya cem evi yapabiliriz, yapmalıyız arkadaşlar. Orada insanlar Allah'a yeter derken burada ya Ali dediğinden dolayı kıyamet kopmaz, kopmuyor değerli arkadaşlar. Aleviler ve Sünniler arasında, Türkler, Kürtler, Lazlar ve hemşinler arasında değil problem arkadaşlar. Problem siyasettedir, siyasetin tepesindedir, siyasetin yapılma biçimindedir.
kimlikler üzerinden siyaset yapıyorlar. Biliyorsunuz bütün imkanlar iktidarda toplanıyor. İktidarı elde etmek imkanlara, ihalelere, statülere, mevkilere sahip olmak demektir. Ben statüler, mevkiler istiyorum filan diye siyaset yapmıyor. Ben senin hakkının hukukunu kollayacağım. Hadi Sünniler bana gelin. Ben senin hakkının hukukunu kollayacağım. Kürtler bana gelin. Böyle değil. Türkiye'de maalesef seçimler yapılmıyor, sayımlar yapılıyor değerli arkadaşlarım. Haritalar çıkıyor. Bakın Kürtler bir tarafta bir renge boyanıyor, Aleviler bir tarafta, işte dindarlar bir tarafta, az dindarlar bir tarafta. Böyle olmaz. Bunları aşmamız gerekiyor. Artık bedel ödeye ödeye şunu öğrendik ki bazı şeyler herkes içindir. Bu herkes için olan şeyler üzerine kurulması gerekiyor siyasetin. Buraya geldiğimiz noktada herkese o zaman barış mümkün olabilir. Elbette yeryüzü cennet olmayacak arkadaşlar. Yeryüzü cennet olmayacak. İnsanız. İnsanın hırsı sonsuzdur. Ama biz bu sıkıntıları, bu problemleri azaltma şansına sahibiz. Bunu yapabilmemiz için de siyasete, hayata bakış açılarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ben bu düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum. Az sayıda insan ama öz insan, bu düşüncelere inanan insanlar burada toplanmış. Biz Kıbrıs'ta bir şey platformu olarak gelecek senede bunları yapacağız. Oturacağız, hepiniz katılın. Herkes bu platformun üyesidir. Vişeli olan herkes bu platformun üyesidir. Toplantılar yapacağız, ilan edeceğiz, gelin. Bu toplantıların, bu etkinliklerin daha güzel olabilmesi için neler yapabiliriz? Kaymakamın bu açılış konuşmasını yapmasını isterdim arkadaşlar. Fındıklı kaymakamının bu açılış konuşmasını yapmasını isterdim. Fındıklı belediye başkanının burada olmasını isterdim. Muhtarların burada olmasını isterdim. Bu insanlar, bu platform, bu etkinliği yapan insanlar, buranın çocukları, hepimiz burada yaşıyoruz. Kim bu çocuklardan bir zarar gördü? Gelsinler bana anlatsınlar. Tepede kurulan siyaseti buraya taşımasınlar. Kim zarar gördü? Bana anlatsınlar. Hasan Zorlucan'dan kim zarar gördü? Yunus'tan kim zarar gördü? Yaşar Çervatoğlu'ndan kim zarar gördü? Bunlar kime zarar verdiler bu Fındıklı'da? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yapmadılar. Dolayısıyla bıraksınlar yukarıda kurulan siyasetleri. Tamam, o siyasetler de devam etsin. Ama bu Fındıklı için buraya gelsinler. Onlar yapsınlar, biz gidelim değerli arkadaşlarım. Onlar çağırsınlar, biz gideriz. Hepimiz, Fındıklı hepimizindir. Dışarıda yaşayan, burada yaşayan Fındıklı hepimizindir. Son bir cümleyle konuşmamı bitiriyorum. Dün dil panelinde konuştuk. Lazca ölmek üzere, bitmek üzere. Artık çocuklarımız Lazca konuşamıyor. Türkiye'deki 600-650 bin Laz'dan ancak 150-200 bini Lazca konuşabiliyor. O da eksik. Bir imkan doğdu. Hükümet, bak hükümete bir teşekkür daha ediyorum. Bu ana dillerle ilgili eğitim yapılması, öğretim, daha doğrusu ana dilinin öğrenilmesi için seçmeli ders olarak koydular. Biz Laz Enstitüsü olarak çalıştık. Bunu talim terbiyede müfredatını gerçekleştirdik. Kabul ettiler. 29 Ağustos itibariyle Lazca Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kabul edildi. Resmen tanındı arkadaşlarım. Sınıflar açılacak şimdi. Bu sınıfların açılabilmesi için bu sene sadece 5. sınıfa gelen çocuklara açılabiliyor. Mevzuat böyle. Evet, niye böyle? Eksik, kör, topalama böyle. Buna da şükür açılabiliyor. Dolayısıyla çocuklarınız varsa siz, torunlarınız, yakınlarınız, akrabalarınız, komşularınız ısrarla gidin. İhmal eder veliler. Alın onların dilekçeleri, okul müdürlüklerine teslim edin ve en azından Viçe'de bu sene Lazca öğrenimi başlasın değerli arkadaşlarım. Bu çok önemli bir şey. Yani Lazca yoksa biz de yok oluyoruz. Biz biz olmaktan çıkıyoruz. Bir dilin yok olması, bir toplumun yok olması demektir. Ölmesi demektir arkadaşlar. Bu cinayete, bu bir intihar. Biz kendi kendimizi öldürüyoruz. Bu bir intihar. Biz Lazlar kendi kendimizi öldürüyoruz. Bu cinayete bu şekilde son verelim diyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Şenliği hep beraber düzenlediğimiz gibi mikrofonda ekleriz. Aranızdan konuşmak isteyen, düşüncelerini bizimle paylaşmak isteyen var mı? Bizimle paylaşmak istediğiniz tek bir düşünceniz bile yok mu? Yapabilirsiniz bence. Her şey şöyle alabilirsiniz. Bu
üretmekten üretecek. Kaptur, evet. Hadi. Yemem ıslah ol
Sizi burada görmek gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Bugün gündüz saatlerinde başlayan etkinliklerimiz oldu. Size biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Sabah şenlik yürüyüşüyle başladık tulum eşliğinde. Belki katılanlar olmuştur aranızda. Daha sonra sahile çıkıp uçurtma uçurduk hep birlikte. Her köy adına bir tane uçurtma uçurduk. Tabii aramızda olmayan köyler de vardı. Onun haricinde Hayat Aykut Parkı'nda toplanıldıktan sonra konuşmalar yapıldı. Termon kaynatıldı mesela. Termonu kaçırdı belki de çoğumuz. Yemekler yenildi, yöresel yemek. Ama olarak müzik etkinliğimiz var. Müziğe geçmeden önce arkadaşım sizlere bir şeylerden bahsedecek. Onu dinlemenizi rica ediyorum. Bir kez daha forum adına herkese şimdiden tekrar hoş geldiniz diyorum. Beşincisi düzenlenmekte olan Çevre, Kültür ve Barış Etkinliği'nin bugünlerde olmasının özel bir sebebi var. Yarın yani pazar günü, aynı zamanda şenliğin son günü olan 1 Eylül, Dünya Barış Günü. Şu sıralar içinde yaşadığınız ama belki farkında olmadığınız ya da duyarsız kaldığınız dünya barışı için savaşların ortasında yaşarken sesimizi bir yerlere, belki alkışlarla, belki tulum oynarken yere vurduğumuz ayak seslerinize duyurabileceğimizi düşündük. Bir grup insan bir araya geldi, bir şeyler yapmaya karar verdi. Bazılarımız maddi olarak destek verdi, bazılarımız da manevi olarak destek verdi. Sizlerin manevi desteğiyle burada bulup alkışlarınızla bizimle beraber olmanızı, bu şenliğin devam edebileceğini bize göstermenizi gerçekten hoş bir şekilde karşılıyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki sene sadece burada alkışlamakla yetinmez, aynı zamanda bizim aramıza girip bizimle beraber bir şeyler de yapmaya başlarsınız. Çünkü sessiz kaldığınız sürece zarar görenler siz olacaksınız. Sizler savaşa ses çıkarmayan insanlar benzin zammından mutlaka etkileniyordur diye devam etmek isterdim ama işin çok fazla o boyutuna girmek istemiyorum. Müziğe sanırım birazcık muhtaç kaldık. Birazcık müzikle başlayacağız. Bugünün konseri tesadüfen kimlerine göre de ilahi bir şekilde bir araya gelmiş olan bu toprağın çocukları, bu toprağın seslerini, Grup Leta'yı sahneye davet ediyorum. Grup Leta! Alkışlar için teşekkür ediyoruz. Umarım hep beraber eğleniriz. Hüzünlü şarkılar çalınca hepimiz hüzünleniriz. Tabii rüzgardan bazı aksilikler peşimizi bırakmıyor. Sound'dan önce bir aksilik yaşadık. Rüzgardan dolayı gitarımız kırıldı. Herkes terminale bekliyoruz. Going on.
Thank you.
yok sefa.